TV264 ekranlarından herkese günaydınlar efendim. Sabah kahvesi programıyla sizlerle birlikteyiz. Salı gününden gündemi değerlendirmeye devam ediyoruz sevgili Aziz Güvener'le birlikte. Günaydın abi, hoş geldin. Günaydınlar, ben hala mikrofonla uğraşıyorum. Herkese güzel bir gün geçirmesi dileğiyle. Ama senin o mikrofon takıntın. Evet, yani kablolar falan. Evet, yoruyor insanı. Evet, Hüseyin, şu stüdyodaki sesi alır mısın? Sana zahmet, bir cızırtı geliyor. Nasılsın abi, ne var ne yok? İyiyiz valla, ne yapalım işte. Gidiyoruz, geliyoruz. Aynı şey. Sabah geliyoruz program falan, sonra işte günler. haberlere bakıyoruz. Devam. Klasikleşmiş bir hayatımız var ya. Kesinlikle ya. Evet. Hani hayatımızdaki tek hareket o gündem içinde farklı haberler oluyorsa tek o. Tek hareket şey, sabah işte programa çıkmak. Program, o da bu hafta son. Ondan sonra gün içinde bu hafta o da bitiyor. Bitiyor. Ondan sonra gün içinde bir asayiş haberi olursa böyle biraz hareketleniyoruz. Wow, işte şehirde şu oldu, bu oldu. Bir hareket geldi hepimize. İnsanların üzüldüğü şey bizim işimiz oluyor ne yazık ki. Onun haricinde gerçekten aynı şeyler. Hayat aynı. Hayat zor. Evet. Bugün hayat şimdi şartları ciddi anlamda zor yani. 1-2 dakika önce dedik ya, dolar 16 lirayı aştı dedik. Şu an evet, son 16 lirayı aştı. Jenerik dönüyordu konuştuğumuzda. Daha da artacağı işte geçen gün hocamız söyledi. Ekim ayından sonra özellikle daha da bir fiyatların fırlayacağı belirtildi. Vallahi düğün sezonu da açıldı. Nasıl olacak? Evet. Altın da sabah baktım 947 civarlardaydı. Yani altın alacaklar. Düğün yapacaklar işi zaten çok zor da Allah gerçekten yardımcıları olsun. Hani bu devirde evlenmek ayrı bir zor. Gerçekten Allah yardımcıları olsun. Şimdi gündemimizde tabii ki ekonomi de var, tarım haberlerimiz de var, asayiş haberlerimiz de var, Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları var, kabine toplantısı sonrası bazı noktalara değindi Cumhurbaşkanı. Hepsine bakacağız ama önce dün de programımızda dile getirdik. Biliyorsunuz 2 gün önce hafta sonu AK Parti Gençlik Kolları düzenlediği, Adana'da düzenlediği festivalde dönerken otobüs kazası yaşanmıştı. O kazada 3 kişi hayatını kaybetmişti. O gençlerden biri de Ferizlili Ömer Faruk Küçük'tü efendim. Ve Ömer Faruk dün Ferizli'de, memleketi Ferizli'de son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine de önemli isimler katıldı. Binali Yıldırım, Numan Kurtulmuş, Süleyman Soylu, Vahit Kirişçi ve daha birçok Ankara'dan isimler, AK Partili milletvekilleri cenaze törenindeydi efendim. Duygu dolu anlar yaşandı. Gidelim Ferizli'de dün cenazede neler yaşanmış bakalım. Çok değerli cemaatim. Daha gençliğinin baharında elim trafik kazasında hayata gözlerini yumdu. AK Parti Gençlik Kolları'nın Adana'da düzenlediği festival dönüşü, gençleri taşıyan otobüs şarampole yuvarlandı. O feci kazada 3 kişi hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden isimlerden biri de Ferizlili 22 yaşındaki Ömer Faruk Küçük'tü. 3 genç tüm Türkiye'yi yasa boğarken üniversite 3. sınıf öğrencisi Ömer için memleketi Ferizli'de cenaze töreni düzenlendi. Ne dünyada dünya halkına ne de mahşerde. Töreni AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, Numan Kurtulmuş, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları ve milletvekilleri katıldı. Ömer Faruk'un cenazesi ilk olarak baba ocağına getirildi. Tamam arkadaşlar, sırayla şöyle. Daha sonra Sönmez Işık Camii'nde cenaze namazı kılındı. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Esselamu aleykum ve rahmetullah. Esselamu aleykum ve rahmetullah. Rabbim hepsinin mekanı cennet eylesin. Yaralı gençlerimize, kardeşlerimize de acil şifalar ihsan eylesin.
çok başarılı mekatronik okuyan, toplum mühendislik disiplininde eğitim alan başarılı bir kardeşimiz. O ömrünün baharında Darülfekaya irtihar etti. Kılınan namazın ardından protokol üyeleri ve vatandaşların omuzlarını alarak cenaze aracına yüklenen küçükün cenazesi Feriz ilçe mezarlığına defnedildi. Evet, acı vedaydı dün. Ailesine bir kez daha sabırlar dileyelim. Zor anlarda Allah kimseye yaşatmasın. Allah'tan rahmet. Diğer iki kişi de defnedildi. Allah sabır versin. Evet, amin. Gerçekten hani kolay bir durum değil. 22, daha bir hafta önce doğum gününü kutlamış. Yani 22 yaşına girmiş. Yani ölümün nerede, ne zaman geleceği belli bilinmez. Değil. Evet, doğru. Şuradan çıkarız, belki kapının önünde biz de hayata gözlerimizi yumabiliriz. Ama işte hani dün de bahsetmiştik, yaş itibariyle genç ölümler insanları daha çok üzüyor. Evet. Daha farklı bir psikolojiye sokuyor. Allah sabır versin. Yani bu saatten sonra dua etmek lazım. Başka yapacak bir şey yok. Aileye de sabır versin. Şey, dua etmek. Ailesine Allah sabır versin. Dün bu olayla ilgili biliyorsun biz bir haber yaptık. Şehrin genelinde tamamında selalar okutuldu. Ve işte il başkanı da buna tepki göstermiş. AK Parti il başkanı. Neden böyle bir haber yapılıyor falan tarzında. Haberde bir şey de yoktu oysa ki. Yani Sayın Başkan şunu iyi bilmesi gerekiyor. Burası bir siyasetin bir kolu değil. Evet, tabii ki. Biz de onun elemanları değiliz. Hani bizi bir şekilde nasıl denir? Hizaya mı getirmeye çalıştı bilmiyorum ama devamlı artık bu çıkışları yapıyor kendisi. Kendisi siyaset yapsın. Biz ya herkes işine baksın yani. Herkes işine baksın. Biz doğru olanı yapıyoruz. Evet. Yani şehrin tamamında selaların okutulmasına bir haberdir bu yani. Evet. Şimdi bu ülkede her gün trafik kazalarından ölen işte farklı sebeplerden oluyor. Ölen insanlar var. Ama şehrin genelinde tamamında selalar okutulmuyor. Hı. Biz de bunu yazdık yani. Niye selalar bütün şehirde okutuluyor diye. Ya bunu tutup da farklı bir anlam yükleyip de bir yerlere çekmek, anlam yüklemek da yok. Biz normal bir şekilde bunun neden olduğunu sorguladık. Ve kendisi de buna tepki göstermiş. Sayın Hakan Turan abimiz de dün bir tweet atmış hatta. Ona da bir tepki göstermişler falan. Herkes kendi işini yapsın yani. Siyasetçi siyasetini yapsın. Haberci. Biz zaten gazeteciyiz. Yaparız. Biz de işimizi yapıyoruz. Biz kalkıp sokakta siyaset yapmıyoruz veya farklı mecralarda siyaset yapmıyoruz. Onun için çok da böyle bir müdahale etme durumlarında bulunmasınlar. Yani hizaya getirmeye de çalışmasınlar. Öyle bir durum zaten olamaz yani. O sonuç çok farklı yerlere gider. Birincisi Hakan abinin tweet'i kendi kişisel sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım. Bu zaten kimse ilgilendirmez, kurumu da ilgilendirmez. O tamamen kendi düşüncesi. Yani işinden bağımsız yaptığı bir şey. Habere gelince gerçekten Yunus Tever, Sayın Tever haberi okudu mu bilmiyorum ama haberde gerçekten eleştiri hiçbir şey yok. Ya sıradan verilmiş bir haber yani. Son zamanlarda böyle mesela geçen de bir olay olmuştu hatırlıyorsan. Hı-hı. Yine bir çıkışı oldu falan. Yine zamanda bir boşluğa düştü. Karasu olayında. Aynen. Bu olay da var mesela. Hani kendisi böyle şehrin çok üstünde görüyor kendini evet. Bulunduğu makam itibariyle ama yanlış yapıyor. Dediğim gibi herkes kendi işini yapsın. Biz kimseden bir haberi yaparken falan bir icazet alma durumumuz yok. İcazet de almayız. Sonuç itibariyle bu ülkede kanunlar var. Herkes tabii duracağı ki yeri biliyor. Yapacağı haberi biliyor. Karşılığında neler yaşayabileceğini biliyor. Biz de haklarımızı biliyoruz ve ona göre haberlerimizi yapıyoruz, değerlendirmeleri yapıyoruz, haberlerimizi servis ediyoruz. Onun dışında haberleri yaparken herhangi bir siyasetçiye
veya farklı kurumlardaki insanlara sorup haberimizi yapacak değiliz. Onun da altını çizmek istedim. Sayın Tever'in sanırım anladığım kadarıyla eleştiriye falan çok tahammülü yok. Ya bir şey söyleyeceğim. Siyasetçiler tamamından bahsediyorum. Oturduğun zaman hepsi demokrasiden bahsederler, hı-hı, tamam mı? Ya uçsuz bucaksız bunu konuşabilirler, evet, yani saatlerce. Ama uygulama noktasına gelince yok. Demokrasi diye bir şey yok. Yok. O hiç gündeme gelmez, konuşulmaz. Ya yani insanları baskı altına alarak bir şeyleri böyle kafalarını vurarak hiçbir şey yaptıramazsınız. Aynen öyle yani. Onun altını çizmek istedim. Evet, ağzına sağlık abi. Dediğimiz gibi kimseye bir art niyetimiz de yok. Biz sadece olanları yazmakla mükellefiz. Bizim görevimiz bu yani. Ya bu tam algılanmıyor ya. Eğer biz yanlış bir şey yaptıysak mahkeme yolu açıktır, tamam mı? Yakalanınlar, evet, kanunlar orada. Yani bunu açık açık da söylüyoruz, evet, zaten. Hani gidebilirsiniz. Gidersiniz, şikayetçi olursunuz. Adalet karşısında, evet, hesap verilir. Bu kadar basit. Hani bundan da şeyimiz yok, geri çekinmemiz yok yani. Evet. Her zaman çünkü söylüyoruz. Çünkü yanlış yaptığımızı düşünmüyoruz, heh, yani. Bir yanlış varsa, sizi rahatsız eden bir şey varsa, bu herkes için geçerli. Tüm okuyucularımız için geçerli. Haberi yapılan kişiler, evet, için geçerli. Varsa bir sıkıntınız, mahkeme yoluyla halledebilirsiniz. Yani bizim dediğim gibi gocunacağımız hiçbir şey yok yani. Ama Sayın Tever'e bir nacizane önerim, haberlerimizi iyi okumasını tavsiye, evet, ediyorum. Yani okuyup iyi anlamasını öneririm kendisine. Çünkü o haberde hiçbir şey yoktu. Ve gidelim kabine toplantısına. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün kabine toplantısı sonrası konuştu. Bazı açıklamalarda bulundu. Özellikle bu cezaevi hükümlüleri COVID-19, evet, döneminde dışarı çıkmışlardı. Onların izinleri Temmuz dolacaktı. Temmuz 2023'e kadar uzatıldı. Evet, o uzatıldı. Bir de asker kaçağı olan gençlerle ilgili de müjde paylaştı Cumhurbaşkanı. Şimdi gidelim kabine toplantısı sonrası Erdoğan açıklamalarına. Açık cezaevlerindeki hükümlüler için belli şartlarda uygulanan ve 31 Mayıs'ta süresi sona eren COVID-19 izinleriyle ilgili de yeni bir değerlendirme yaptık. Buna göre açık cezaevlerindeki hükümlülerin COVID-19 izinlerini 31 Temmuz 2023 tarihine kadar uzatıyoruz. Meclisimizin bu hususta gereken yasal düzenlemeyi en kısa sürede hayata geçireceğine inanıyorum. Ayrıca bugün sayıları 550 bini bulan yoklama kaçağı vakaya gençlerimize de bir müjde vermek istiyorum. Yoklama kaçağı gençlerimize bedelli askerlikten faydalanabilme yolunu açıyoruz. Kaçak yılına göre değişen oranlarda bir rakam ilavesiyle askerliğini bedelli yapmak isteyen gençlerimiz askerlik şubelerine başvurabilirler. Bakaya gençlerimizin sıkıntısına çözüm getiren bu uygulamanın hayırlı olmasını diliyorum. Evet, şimdi bu cezaevlerin hükümlülerin çok sıkıntılı, o içeri girecekleri tarih açıklandığı zaman tekrardan süre uzatılması talebi çok fazla dile gelmişti. Cumhurbaşkanı toplantımızda açık anladığım kadarıyla ve duyduğum kadarıyla cezaevlerinde yer yok. Evet. Çok dolu cezaevleri. Ciddi anlamda yoğunluk var. Yani bu da bizim ülkemizdeki suç oranlarının ne kadar vahim boyutlara ulaştığını aslında gösteriyor. Gerçekten o yüzden biraz da bu etken olmuş olabilir diye düşünüyorum. Ya bir de çok talep vardı. Şimdi pandemi dolayısıyla hükümlere izin verildi biliyorsun açık, hı-hı, cezaevinde. Ve tekrar geri çağrılmaları söz konusu oldu. Bununla alakalı da çok talep oldu. Hani, evet, iş kuranlar oldu, işte normal hayata dönenler oldu. Şimdi açık cezaevinden hani izine gönderilenlerin hepsi suçu işledi diyemeyiz yani. Tabii canım. Hayatlarını bir şekilde yön veren insanlar oldu, iş kuranlar dediğim gibi. Bu talepler doğrultusunda hükümet böyle bir adım attı. Evet, askerler için de yoklama kaçağı veya işte yoklama kaçağındaki olan kişiler de bedelli askerlik hakkını kullanabilecekler artık. Onlara da tanımlandı. 50 bini aşkın bir yoklama kaçağı varmış. Onlar da artık paralı askerlik yapabilecekler, verecekler paralarını belli bir miktar. Ondan sonra gayet güzel de askerliklerini yapabilecekler efendim. Evet, şimdi gidelim
biraz ekonomiye bakalım, tarıma bakalım, gıdaya bakalım. Hemen Hüseyin getirir misin sevgili Hüseyin Can İdir'in daha haberi Hüseyin'den isteyelim bunun manşetini. Zelenski'nin gıda krizi sözlerine bazı cevap verdi demiş Medyabar. Türkiye'deki ekmek fiyatları etkilenir mi diye de üst başlıkta hemen sormuş. Şimdi Ukrayna Devlet Başkanı Efendimiz Zelenski geçtiğimiz günlerde bir açıklama yaptı buğday kriziyle ilgili. Biliyorsunuz Ukrayna'dan biz buğday alan ülkelerden bir tanesiyiz. Ve o ülkede savaştan dolayı gıda krizinin yaşanacağı, özellikle buğdayda büyük sıkıntılar yaşanacağını ifade etmişti Ukrayna Devlet Başkanı. Görüntümüz var mı? Var. Balcı da Zelenski'nin açıklamalarına cevap verdi. Gidelim bakalım. Пане голово, професоре Шваб, шановний президенте. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasıyla dünya yeni bir düzene doğru kaymaya devam ederken savaşın yansımaları da kendini hissettirmeye devam ediyor. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski geçtiğimiz günlerde bir açıklama yaparak dünyaya mesaj gönderdi. Dünyanın en önemli buğday üreticilerinden olan Ukrayna'nın savaş nedeniyle yeteri kadar buğday ekememesinden dolayı Zelenski dünyanın yeni bir gıda kriziyle karşı karşıya kalacağını söyledi. Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı da konuyla ilgili konuştu. Balcı, bu krizden ciddi bir zarar göreceğimizi düşünmüyorum. Buğdayın ne kadar hasat vereceği önemli. TMO ciddi bir alım yaptı. Buğday zaten yükseleceği kadar yükseldi. Savaş nedeniyle yaşanacak buğday krizi, gıda krizini hızlandırır ama Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin anlattığı kadar etkilemez dedi. Balcı ekmek fiyatlarına da değinerek artan fiyatlar nedeniyle ekmek neredeyse en düşük fiyatlı kalem oldu. Ekmeğin fiyatı her zaman dolmuş fiyatlarıyla aynı orantıdaydı. Şimdi dolmuş fiyatları ne kadar, ekmek ne kadar? Buradan bir çıkarım yaparak ekmeğin şu an nasıl en düşük kalem olduğunu görebiliriz ifadesini kullandı. Evet, Balcı'nın açıklamalarına göre... Bu nasıl bir ölçüdür ya? Ekmek fiyatı değil mi? Ne kadar diyor, ekmek evet, ne kadar? Böyle bir açıklama olabilir evet, mi? Evet, ona ben de çok şaşırdım açıkçası. Bir de bir şey söyleyeceğim. Gıda olarak yani dünyada bir kriz olacağı konuşuluyor. Evet. Sayın Balcı sadece Türkiye'de işte bize yetecek kadar buğday var falan. Tamam, bu seneyi çıkarın, önümüzdeki sene falan ne yapacaksın? İşte o evet sıkıntı. Şimdi ben iddia ediyorum mesela Eylül, Ekim gibi tekrar ekmeğe zam gelecek. Zaten bir şey değil mi? Söylemleri o şekilde sinyali yani. Sinyali vermiş. Evet. Zam sinyali vermiş. Yok, dolmuş rakamı ücreti ne kadar, ekmeğin fiyatı ne kadar falan örneklemeye bak yani. Şey yapalım ya, benzinle hareket edelim o zaman ekmekte. Benzinle kıyaslayalım. Biliyorsunuz Hindistan'da da... Bak, bir taraftan şöyle bir şey var. Yaptığı bu açıklamada bir taraftan bakıldığı zaman yani kendisini ters köşe yapmış. Hem buğdayın gerçekten... Demiş. Bu ülkede sıkıntı olmayacağından bahsetmiş. O zaman zam yapılmaz. Aynen. Değil mi bu rakamlara? Evet. Bir taraftan da aynı açıklamasının içinde şu an işte günümüzde yapılan zamlarla birlikte geçtiğimiz dönemde dolmuş fiyatıyla ekmek fiyatı aynıydı. Şimdi fark, aradaki fark görüyorsunuz demiş. O zaman buradan şunu çıkaracağız. Ekmeğe yine zam gelecek. Evet, dolmuş ya ben onu anladım. Aynı dolmuş olacak. Fiyatıyla ekmeği aynı rakama taşıyacaklar. Yani şu an 3,5 lira. Dolmuş 6 ekmeğin lira. Ekmeğin fiyatı 6 lira olacak yani. Yani o anlama çıkıyor. Ben de onu anladım açıkçası. Yakın zamanda bir zam sinyali daha gelebileceği. Tamam, o zaman niye artıyor bu buğday fiyatları falan? Girdi maliyetleri fırıncılara. Her şey artıyor ya. Yani, her kaleme. Açıklamasına göre artmaması gerekiyor yani. Eğer bir kriz yoksa, buğdayla alakalı bir sıkıntı yoksa. Evet. Fiyatları da artmıyorsa eğer. Zam da yapılmaması zam lazım. Zam da evet yapılmaması artıyor lazım. Ki bir sıkıntı var ki bu zamlar yapılıyor. Ya sanırım vatandaşı da biraz telaşlandırmamak için bu tarz açıklamalar yapıyorlar da olabilir. Zaten açıklamasının içinde söylemiş yani. Gerçekten hani bir sıkıntı var ama işte buğday da yok diyor. Diğer türlü de zammı yapacaklar yani. Ya o belli zaten, sinyali verdi. Evet. Ya şimdi buğdayda gerçekten bir sıkıntı yok. Hükümet tarafından da diğer yetkililer tarafından da açıklandı. Türkiye'nin şu an 20 milyon ton
bir buğdayı olduğu ifade edildi. İşte geçtiğimiz haftalarda Hindistan'da buğday ihracatı yapan ülkelerden bir tanesi, yani buğday üreten ülkelerden bir tanesi, onlar da kapattı mesela buğday dışarıya çıkmasını. Tabii bir telaş oluştu. Bu ne anlama geliyor? Bizim Türkiye'de topraklarımız çok verimli. Ve buğday üreten çiftçilerimiz de var. Demek ki ne? Çiftçilerimize biraz daha destek olunması gerekiyor bu konuda. Ben böyle düşünüyorum. Çünkü gıda krizi hep konuşuluyor. Gelecekte bir gıda krizinin yaşanacağı ifade ediliyor ki bu ciddi bir krizdir. Ya dünyada konuşuluyor bu. Evet, yani sadece o yüzden... Türkiye ile alakalı bir durum değil ki. Yani hani biraz daha çiftçilerimizi, üreticilerimizi ön plana çıkarmamız gerektiğini düşünüyorum ben. Onlara biraz daha destek verilmeli. Çünkü Türkiye'de şu an buğday üreticileri de dertli. Onların da çok fazla sıkıntıları var. Görüyoruz, okuyoruz. O yüzden gıda krizi konuşuluyorsa şimdiden önlem alınması lazım. Geç kalınmadan veya yumurta kapıya dayanmadan önlemimizi alalım ki ondan sonra biraz daha en azından rahatlamış oluruz diye düşünüyorum. Ben artık yetkililer ne yaparsa bilemiyoruz. Şimdi bazı haberler vardı. Sen çok iyi bilirsin. Çok ilginçtir. Ya yok artık ya dersiniz mesela, bu kadar da olmaz dersiniz. İşte öyle bir haber yaşandı efendim Sakarya'da, öyle bir olay. Alkolü fazla kaçırınca bir kişi cenaze aracını çaldı. Evet, herkes oldu olay. Ve şeyde cenaze aracı da sanayide yakalandı sanırım. Gerçekten ilginç haberler. Ya, olay şöyle oluyor, dün Akyazı'da meydana geliyor bu olay. Aha. Akyazı'da bulunan gazetelhane önünde şoför aracı temizliyor, yıkıyor. Sonra aracın kontağında anahtarı bırakıyor ve gasilhaneye giriyor o arada. Bir şahıs da biniyor araca ve oradan araçla hareket kafa ediyor. Kafa da güzel. Evet. Araçta GPS sistemi var bu arada. Ve araç da sanayiye gidiyor. Akyazı sanayisine. Derdi neymiş? Niye sanayiye gidiyor? Bilmiyorum. Sonra Akyazı sanayisinde işte şimdi bu aracın kime ait olduğunu biliyorlar. Hı-hı. İlçede hani herkes birbirini tanıyor. Tabii canım. Ve aracın sahibini arıyorlar. Diyorlar ki senin araba burada ama senin arabandan başka biri indi. İşte sen neredesin? Dolaşıyor falan. Adam diyor ki hayır diyor ya ben diyor şeydeyim gasilhanedeyim. Araba da gasilhanenin önünde. Daha dışarı çıkmıyor yani gasilhaneden. Sonra bir dışarı çıkıyor bakıyor araba yok. Evet sonra şey diyorlar işte sanayiye falan. Sonra şahıs işte şikayet üzerine gözaltına alınıyor. Araç teslim ediliyor. Sonra şikayetten vazgeçilmiş galiba. Evet. Yani... Hatta sonra şoför... aracı alan şahısa diyor ki sanayide yani bu aracı zaten elbet bir gün bineceksin demiş. Bu kadar niye acele ettin? Hani al binmek için. Aynen. Doğru söylemiş yani gerçekten doğru söylemiş. Yani alan kişi de dediğimiz gibi alkolüymüş. Hangi kafayla aldı? Neden sanayiye ya götürdü? Bütün değişik olayları biz yaşıyoruz. Ya gerçekten şehir Sakarya olarak, bu konuda maşallahımız var. Maşallahımız var. Ya Türkiye'nin evet birçok yerinde belki vardır ama Sakarya'da daha fazla var ya. Böyle hayretler içinde kalıyoruz bazen. Bu haber de onlardan bir tanesi. Trajikomik bir hikaye aslında. Evet. Yani gülsek mi, ağlasak mı insan karar veremiyor. Ama sonu güzel bitmiş. En azından şikayetçi evet. olmamışlar. Aha. Belki hani daha farklı bir şeyler olsaydı belki şikayetçi olunurdu. Evet, tabii canım. Ama şoförün sözü harika. Evet. Yani bir gün hep zaten bu aracı... Bu kadar acele etmeseydin bu aracı binmek için elbet bir gün bineceksin demiş. Ya çok da doğru söylemiş. Herkese hepimizin sonu o araç yani. Evet şimdi bir asayiş haberimiz var efendim. Şehirde fuhuş baskını yapıldı. Şimdi biz bu haberi niye verdik? Fuhuş baskınları ara ara zaten oluyor şehirde. Bu normal. Fuhuş, buradaki detay 77 yaşındaki adam masaj salonunda basıldı. Evet. Yani bizi ilgilendiren, haber olan kısım burasıydı. Tığcılar Mahallesi'nde yaşandı baskın operasyon. Çikolata masajı yapmakla ünlüymüş o salon. Şimdi bir haberimiz var, detaylara haberde bakalım. Çikolata masajı olarak bilinen, masaj yapmakla tanınan salona hafta sonu polis tarafından basıldı. Sakarya'da son aylarda sayıları artan masaj salonlarından biri olan Tığcılar Mahallesi'ndeki masaj salonunda fuhuş yaptırdığı iddiasıyla polise ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine polis masaj salonuna geldi ve burada bulunan işletmeci BÇ'yi gözaltına aldı. Baskın sırasında fuhuş yaparken suçüstü yakalanan
70 yaşındaki bir erkek ve 45 yaşındaki bir kadın hakkında da işlem yapıldı. Bayan işletmeci B.Ç. hakkındaki suçlamaları kabul etmese de tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderildi. Evet, emniyetin zaman zaman böyle operasyonları oluyor. Bu da onlardan bir tanesi. Fuhuş operasyonu. Ya ben özellikle şu son zamanlarda biliyorsun uyuşturucu çok daha fazla. Her geçen gün biraz daha artıyor. Ya bir çağrıda bulunmak istiyorum. Gerçekten emniyetin biraz daha bu uyuşturucuya ağırlık vermesi gerekiyor. Çünkü çok küçük yaşlara kadar düştü artık uyuşturucu kullanımı. Hani tamam diğer baskınlar tabii ki operasyonlar yapılacak ama günümüzün en büyük sıkıntılarından biri uyuşturucu emniyetin. Yani gerçekten rica ediyorum gençlerimiz zehirlenmesin. Evet. Evet, bu haberin ardından yerel gazetelerimize geçelim. Yeni Haber Gazetesi ile başlayacağız. Yeni Haber Gazetesi tek durak hizmete giriyor. Hatırlatalım, yarın Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası'nın ek binaları ile birlikte yeni yapılan ek binaları hizmete girdi ama açılışı yapıldı. Evet. Yapılacak olan bu açılışa da Rıfat Hisarcıklıoğlu, Türkiye Odalar Birliği ve Borsalar Birliği Başkanı geliyor. Bunu da Yeni Haber Gazetesi manşetine taşımış. Tek durak hizmete giriyor. Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Hizmet Kampüsü'nde yer alan tek durak hizmet binası bugün Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu'nun katılımıyla hizmete girecek. Bu çarşamba günüydü galiba. Evet, ben de çarşamba yeni biliyorum. Yeni Haber Gazetesi. Tarih mi değiştirdi zannetmiyorum ama ben de çarşamba biliyorum. Evet, çarşamba günü. Nerede bu bina? Yani aynı yerin sağında ve solunda. Ha, aynı alanın içerisinde evet. Yapıldı. Yani Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası binasının sağında ve solunda ek binalar yapıldı. Oraların açılışı yapılacak. Bizim Sakarya Gazetesi ile devam ediyoruz. OSB'ler için 3 koşul başlığıyla vermişler. Kaynarca Belediye Başkanı Murat Kefli, bölgelerindeki sanayileşmeye, mahalleye dönüşen köylere girilmemesi, çevre kirliliğine neden olmaması ve arazilerin değerinde alınması şartıyla sıcak baktıklarını söyledi. Geçtiğimiz aylarda biliyorsun Kaynarca ile alakalı OSB'ler gündeme gelmişti, konuşulmuştu. Biz de burada dile getirdik. Hatta Yenikent'te bir dernek kuruldu bu OSB'lere karşı, çevreci bir dernek. Sıkça gündeme gelmişti. Daha sonra gündemden düştü bu konu. Şimdi de Kaynarca Belediye Başkanı bu konuyla ilgili açıklama yapmış. Açıklaması şu şekilde. Murat Kefli Dartılı Keşkek Tarım ve Hayvancılık Kültür Festivali var. Oraya bağlamışlar haberi. Orada konuşmuş büyük ihtimal. Onun açıklamasını yapmış. Açıklaması şu şekilde devam ediyor. Kaynarca şu anda iki organize sanayi bölgemizin bir resmileşmiş boyutu var. Mobilyacılar OSB'de 4 fabrika çalışıyor. 15 fabrikanın da inşaat ve altyapı faaliyeti devam ediyor. Makineciler OSB'nin de fiili çalışmaları devam ediyor. Yeni yapılacak OSB'nin nerede nasıl yapacağı henüz net değil demiş. Sayın Murat Kefli'nin açıklaması bu şekilde. 3 koşulda köylere girilmemesini istenmiş. Çevre kirliliği ve arazilerin değerinde alınması. Ya bunlardan olması gerekiyor. Evet. Adapazarı Akşam Haberleri Gazetesi ile devam ediyoruz. Adapazarı Akşam Haberleri Gazetesi de özel bir haberi manşetine taşımış. Borca düşen karta sarılır demiş. Toplumun büyük çoğunluğu artan hayat pahalılığı ve yüksek enflasyon nedeniyle banka kredisi ve kredi kartları ile günü kurtarmaya çalışıyor. Ekonomik krizin etkisiyle gün geçtikçe zorda kalan vatandaş daha da çok borçlanarak alışveriş yapmaya çalışıyor demiş. Yaptıkları özel haberde bir değerlendirme bulmuşlar. Artık herkes kredi kartı kullanarak geçinmeye, ay sonunu getirmeye çalışıyor. Evet. Yani tabii onun bir de geri ödemesi var da ama başka yapacak bir şey yok yani. Yeni Sakarya Gazetesi ile devam ediyoruz. Yeni Sakarya Gazetesi de Ömer Faruk Küçük'ün cenazesini manşetine taşımış, gözyaşlarıyla uğurlandı. Biz bu haberi gördüğümüz için alt başlıktan bir haberle devam ediyoruz. Sulama sezonu başladı demiş alt başlıktaki haberde. Devlet Su İşleri Genel Müdürü Profesör Doktor Lütfü Akça,
Sulama sezonu başlayan Sakarya'da toplam 54 bin dekar tarım arazisinde yapılacak sulu tarım sayesinde 2022 yılı birim fiyatları ile ülkemizin ekonomisine 570 milyon TL'ye katkı sağlaması hedefleniyor demiş. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nün su kaynaklarının korunması, yönetilmesi, geliştirilmesi ve gelecek nesillere eksiksiz olarak aktarılması maksadıyla projeler üreten Türkiye'nin en büyük yatırımcı kuruluşlarından biri olduğunu ifade eden Devlet Su İşleri Genel Müdürü Profesör Doktor Lütfü Akça, DSİ olarak modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koymaktayız dedi. Akça, Sakarya'da 29 Nisan'da başlayan sulama sezonunda toplam 54 bin dekar tarım arazisinin sulanacağını açıklamış. Evet. Sakarya genelinde. Söz Sakarya Gazetesi ile devam ediyoruz. Söz Sakarya Gazetesi de Ferizli Ömer'e son veda demiş başlığında. Biz alt başlıktan bir haberle devam ediyoruz. Pazartesi pazarı da taşınıyor demişler alt başlıktaki haberde. Erenler'de belediye tarafından yaptırılan kapalı pazar yerine çarşamba pazarının ardından pazartesi pazarı da taşınacak. Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç'ın dün yaptığı toplantının ardından esnaf tezgah yerlerinin kurasını çekmiş. Başkan Kılıç, pazartesi pazarının da yeni yerinde kurulacağını belirterek kura sonucunda belirlenen tezgah yerlerinin esnafımıza hayırlı olmasını diliyorum evet. demiş. Yeni Gün Gazetesi ile devam ediyoruz. Yeni Gün Gazetesi de Ömer Faruk'u manşetine taşımış, gözyaşlarıyla uğurlandı demiş. Biz alt başlıktan bir haberle devam ediyoruz. 112 ekibi ödüllendirildi. Erenler'de yardıma gittikleri 88 yaşındaki hastanın üzerindeki yorganından ambulansa düşen 10 bin lirayı polise teslim eden 112 acil sağlık hizmetleri ekibine teşekkür belgesi verildi demiş. Ne kadar büyüttüler Erenler... bu olayı ya. Nasıl? Ne kadar büyüttüler bu olayı. Yani evet. Yani biraz bu haftadır yani. Bunu konuşuyoruz yani. Abartıldı biraz. Erenler 4 nolu acil sağlık hizmetleri istasyonunda görev yapan acil tıp teknisyeni Tülay Var, Nurgül Çalık ile ambulans şoförü Yasin Muti'ye İl Sağlık Müdürü Profesör Doktor Aziz Öttü örnek davranışta bulunmaları nedeniyle teşekkür belgesi verdi. Makamda gerçekleşen törene İl Ambulans Servis Başhekimi Uzman Doktor Necip Gökhan Güner ve Başhekim Yardımcıları Doktor Ahmet Kurtuluş ile Ömer Faruk Kızılçay da katıldı. Haberin tamamına baktığımız zaman isimlerden oluşuyor zaten. Evet yani başka bir şey yok. Gerçekten yani evet. bu haberle ilgili üçüncü haber yapılışı bu. Yani bu 112 ekiplerin bu hassas davranışlarından dolayı teşekkür ediyoruz ama Sayın Aziz Öğütlü'ye de şunu söylemek lazım. Hastanedeki bulunan o sağlık çalışan personellere de biraz daha hassas olmaları konusunda evet, eğitim hep söylüyoruz. Gerekiyor. Bu çağrıyı hep yapıyoruz. Adapostası gazetesiyle devam ediyoruz. Adapostası gazetesi manşetinin alt başlığından bir haberle doğa yürüyüşleri başlıyor. Büyükşehir Belediyesi pandemi sebebiyle ara verdiği doğa yürüyüşlerine yeniden başlıyor. Doğa yürüyüşleri için 6 farklı rota belirlendi. Doğanın kalbine ilk yürüyüş 29 Mayıs'ta İl Ormanı'nda yapılacak. Karagöl ile Acele Yaylası, Elmalı Köyü, Arslanlar Göleti, Yanık Vadisi ve Akgöl diğer rotalar olacak demiş. Evet. Bu haberle birlikte yerel gazetelerimizin manşetlerini tamamladık. Evet bakalım sözü ülke. Bu doğa yürüyüşlerine talep çok oluyor yani. Evet. Zaten katılım da çok yüksek çok oluyor. Çok yüksek oluyor hemen doluyor zaten. Doluyor evet. Başvurlar güzel de oluyor. Evet. Şimdi bakalım ülkede neler var efendim. Ülke gündeminde Hürriyet Gazetesi ile başlayalım. Hürriyet Gazetesi bugün kiraları manşetine taşımış. Yüksek kiraya karşı 3 formül demiş. Hükümet fahiş kira artışlarının frenleyip vatandaşı rahatlatmak için çalışmalar yapıyor ki geçtiğimiz günlerde açıklandı bu. Şu anda 3 seçenek üzerinde duruluyor. Hollanda modeli kiralık projeler fahiş artışa ceza şeklinde. Bakalım isterseniz bir belli bölgelerde kira artışlarına sınır getirilecek. Belirlenen bölgede idarenin belirleyeceği bir artış oranı olacak. Ev sahipleri bunu aşamayacak. Bu model özellikle İstanbul'un bazı semtlerinde uygulanacak. Aynı sistem Hollanda'da da planlanıyormuş. Kiralık projeler
başlığındaysa yine Avrupa'da uygulandığı gibi inşaat şirketleri sadece kiraya vermek için konut üretecek. Bu konutlar TOKİ veya belediyeler aracılığıyla da yapılabilir. Vergi istisnaları uygulanacağı için bu konutların maliyeti de piyasaya göre düşük olacak ve fahiş artışına cezada da Türkiye'de yasa gereği 5 yıla kadar olan kira artışları TÜFE'ye göre yapılıyor. Sonrasında ev sahipleri isterse yani bir kira tespiti yapabiliyor. Ev sahiplerinin kiracıyı yüksek artışa zorlamaması için denetim ve ceza mekanizması kurulacak ki bunun zaten kurulması lazımdı bu zamana kadar. Bu ceza mekanizmasının kesinlikle lazım. Sabah gazetesinde de Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları var. Her yıl bir denizaltı başlığıyla çıkmış. Başkan Erdoğan 2027'ye kadar 6 adet yeni tip denizaltımızı donanmamıza kazandırmış olacağız. Milletimiz milli denizaltı projemizi, hedefimiz milli denizaltı projemizi hayata geçirmek demiş. Yeni tip denizaltı projemize ilk denizaltı Piri Reis bu yıl içinde donanmamıza teslimi gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Hızır Reis denizaltımızın 2023'te, Selman Reis'in ise 2027'de hizmete girmesini planlıyoruz demiş Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Ve efendim Sözcü gazetesi bir ekonomi haberiyle çıkmış bugün de enflasyona karşı karpuz modeli başlığıyla manşette de bir tane büyük karpuz. Üst başlık AKP yönetiminin yeni ekonomi modeli pahalılığı azdırıyor. AKP'liler de pahalılığa karşı halka garip modeller öneriyor demiş üst başlıkta. Pahalılıktan yakınıp karpuzun dilimle satıldığını gördük diyen bir vatandaşa AKP'li il başkan yardımcısı adeta dalga geçer gibi karpuz ek tavsiyesi yaptı. Evet, Türkiye iki gündür bunu konuşuyor ya. AKP'li bir isim kim? AKP İl Başkan Yardımcısı Mehmet Yılmaz Er. İşte bu karpuz fiyatlarının pahalılığı ile ilgili ben her yıl karpuzumu kendim ekiyorum dedi. Ama bunu da sonradan açıklamasını yaptı. Şaka amacıyla söylediğini ifade etti kendisi. Karpuz fiyatının yüksekliğinden şikayet eden vatandaşa marketten alırsam bu olur. Ben her sene karpuz ekiyorum demiş. Yani ekonomik şu anda ülke genelinde yaşanan ekonomik sıkıntıların mizah geliştirdi ya. Böyle bir şaka yapılmaması gerektiğini gördük yani. Yani herhalde tepkiler yağdıracak. Hani alay mı ediyorlar milletle şeklinde insanlar bunu söylüyor. Hani alay edilecek durumumuz mu var diyorlar. O da şaka yaptığını, şaka amaçlı söylediğini belirtti. Ve Cumhuriyet Gazetesi de efendim tarlada kıtlık, sofrada yangın başlığıyla çıktı. Üst başlıkta tarımsal girdi fiyatları bir yılda ikiye katlanarak rekor kırdı demiş. Tarımda kendi kendine yetebilen ve aynı zamanda ihracat da yapabilen bir ülkeyken AKP'nin uyguladığı yanlış politikalar nedeniyle çiftçi üretemez duruma geldi. Sofradaki gıda fiyatlarına bütçe yetişebilmek olanaksızlaştı. TÜİK'in açıkladığı tarımsal girdi fiyat endeksine göre gıda fiyatlarının düşmesi de zora girmiş. Zaten çıkan fiyatlar hocamız da demişti. Tahsin hocamız düşmüyor. Ya görmedim demişti. Aksine çıkmasın da yani düşmesi kalsın. Ve Posta gazetesi efendim Posta'da ibret olsun başlığıyla çıktı. Denizli'de yaşanan bir olayı bugün manşetine taşımış. Minibüste gördüğü kadını evine kadar takip edip apartmanda tecavüze kalkan sapık Hasan Ali Seçkin'e ihal indirimiyle verilen 7,5 yıl hapis cezasını istinaf mahkemesi bozdu. Mahkeme indirimi kaldırıp sanığı 12 yıl hapse çarptırdı. Kararı da Yargıtay onamış efendim. 7,5 yıl nasıl veriliyor bu insana ya? Evine kadar takip ediyorsun. Her şeyi yapmış. Her şey cinsel istismarda bulunmaya kalkıyorsun yani. Buna daha ne diyor? Takip ediyorsun. Yani gerçekten 7,5 yıl şaka gibi ya. Zaten bu 7,5 yılda kaçını yatıyor? 5 yılını mı yatıyor? Yani 4 yıl mı yatıyor? Öyle bir şeyini yatıyor yani. Şaka gibi ki neyse ki 12 yıl bozulmuş karar. Evet, bir günün daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Yerel manşeti paylaştık, ülke gündemi manşetlerine de baktık efendim Salı günü haftanın ikinci gününden. Teşekkür ediyorum Aziz Bey. Evet, ben de teşekkür ederim. Herkese güzel bir gün geçirmesi dileğiyle her zamanki dileklerimizi bulunun. Yarın aynı saatte bu ekranlarda olacağız. Saatlerimiz 10'u gösterdiğinde görüşmek dileğiyle. Evet efendim, güzel bir gün geçirmenizi diliyoruz. Bizlerden bugünlük bu kadar. Yarın yeni manşetlerle, yeni haber gündemleriyle sizlerle birlikte olacağız. Görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.